Merhaba. Bir önceki videoda bahsettiğim asit oluşturmayı göreceğiz bu videoda. Kısaca bahsedeyim. Öncelikle bizim ether adreslerimiz şu şekilde 0, x, işte f, a, 1, 2, 3, 5, nokta 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 diye gidiyor. Burada, şunu hemen bir şu şekilde maviye çekelim. Burada demek istediğim şu kısım hariç bizim ether adresimiz neyle başlıyorsa onları dosyalamak istiyor olabiliriz. Yani burada neyle başlıyor? F ile. O zaman bunu götürüp bir F ile başlayan bir dosya yazacağız. Bu durumda toplam 16 adet dosyamızın olması lazım. Yani şuradan şöyle yapalım. Hex eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ve F. Toplamda 16 adet. 16 adet dosya oluşturması gerekiyor programımızın. Yani burada F ile başlıyorsa F dosyasına götürüp yazacak. B ile başlıyorsa B dosyasına götürüp yazacak. Bu şekilde ilk karaktere göre dosyalama yapacak. Eğer biz ikinciyi de seçersek şurada 216 eder bu durumda. 256, yani şurada çarpı var. 256 adet dosya oluşturacak ve bunun içerisine gidip yazacak. Bunların hepsini nasıl yaptığını göreceğiz. Eğer 3 dersek bir 16 daha gelecek. Bu durumda bunlar çarpılacak ve 4096 olacak. Ve şunu da kattığınızı düşünürseniz o zaman da 65000 nokta 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 olacak. Yani zaten şu 3. prefiksten sonrasını pek kullanmazsınız ama bunu başka projelerde de kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı ve basit olarak nasıl bunu daha hızlı yapabileceğiz bunu göreceğiz. Evet, şimdi bunu anlattıklarımızı bir uygulamaya geçelim. PyCharm'dayız ve işletim sistemim şurada. Xubuntu 18.04. Programımız buydu. Programımız ne yapıyor? Hemen şöyle gösterelim. Şuradan bir çalıştır diyelim. Bize diyordu ki sayı girin. Biz 1000 tane sayı giriyorduk. Bu 1000 taneyi üretiyordu. Gidip dosyanın içerisinden şu hacker adres dosyasına gidiyordu. Ve imleci ilk satıra odaklıyordu. Ve buradan aramaya başlıyordu. Ve her ürettiğimiz private key için dosya 4'ün işte birinci imleci koyuyordu. Birinci satırının ilk başına. Bu şekilde arama işlemini gerçekleştiriyordu. Bunu nasıl hızlandırmıştık? Şuraya bir hemen bir değişken tanımlayalım. HMC diyelim. HMC eşittir. Neydi bizim? Dosya 4'tü. Dosya 4'ü bir değişken içine atadık. Daha sonra da şu kısmı kopyalayalım. Copy diyelim. Şuraya da yapıştıralım. Pardon, şuradan adres, pardon, şurası, evet. Şuraya yapıştıracağız. Şu kısma hemen bir diyezimizi koyalım. Evet, aranan var mı dedik. Şuraya neydi bizim değişkenimiz? HMC'ydi. Yani artık HMC read diye başlayacak ve bunun için de tarayacak. Bir taratalım. Bak 0.6 saniyeydi. Bakalım kaç saniye sürecek ve niye düzelmediğini görelim. Yine 0.6 dedi. Çünkü burada şurayı unuttuk biz, dosya 4'ü. Dosya 4'ün başına da bir DS koymamız lazım ki her ürettiği private key için dosyanın ilk satırına gidip imleci yerleştirmesin. Şimdi taratalım. 0.6 saniye sürüyordu. Şimdi bakalım. 1000 diyelim. Evet, 0.2 saniyeye düştü. Şimdi gelelim yapmamız gereken işlemlere. Şimdi biz diyoruz ki her ürettiğimiz private key'i git bir dosyaya yaz ama prefiksi ona göre ayarla diyoruz. Bunun için ne yapacağız? Hemen şuraya, o zaman ne yapacağız? Dosya. Neydi bizim dosyamız? Dosya 0'dan başlayacak o zaman. Dosya 0 diyeceğiz. Bir tane dosya tanımlayacağız. Dosya 0 eşittir diyeceğiz. Ve parantez açalım. Bizim, pardon, şurada dosya 0 eşittir deyip, şuradan bir open deyip parantez açalım. Ve dosyamız neyin içinde olacak? Asset diye bir klasör var şurada gördüğünüz gibi. Bu klasörün içerisinde olacak. O zaman hemen şuraya bir çift tırnak atışalım ve asset diyelim. Ve bunun içerisinde dosyamızı oluşturalım. Dosyamız ne olarak başlasın? ADR olarak başlasın. ADR alt çizgi 0 nokta txt olsun. Ve bunu da append modda açalım. Virgül diyelim.
Tırnak ve E modunda, yani A modunda daha doğrusu, append modunda açalım. Evet, şimdi ilk dosyamızı bu şekilde açtık. Bunun gibi 15 tane daha açmamız lazım. Çünkü her prefikse göre dosyalama işlemi yapacağız. Evet, şu anda 2 etti. Şuradan çoklu bir şekilde kopyalayarak gidersek bunları. Şuraya yapıştır diyelim. Evet, 4 tanesi. Şuradan copy diyelim. Ve şuraya da pass diyelim. Evet, 8 tanesi. 12 etti. Ve şunu da yapıştırırsak 16 tane. Peki ne yapacağız? Şimdi şuradan hemen düzeltelim. Şurası, pardon, Ctrl Z diyelim ya da şuradan undo diyelim. Şuradan tekrar şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası A. Burası B. Burası C. Burası D. Şuraya E diyelim. Buraya da F diyelim. Evet. Şimdi bunlar tamam. Şimdi dosya isimlerimize gelelim. Dosya isimlerimizle değişkenimizin isimleri birbirini tutarsa daha iyi anlayacağız. Evet, şuraya 3 diyelim. Şuraya 4. Şuraya 5. Şuraya 6. Buraları direkt videoyu iki hızda geçebilirsiniz. Pardon. Buraya A diyeceğiz. Tabii ki 10 yok. Şuraya B. Şuraya C. Bunun çok kolay bir yöntemi de var. Onu da göstereceğim ama öncelikle zor olan kısmı bir göstereyim. Olmaması gereken kısmı aslında bu. Ve şurası da F. Çünkü bunda hata yapma olasılığınız çok yüksek. Hele bu biri bir prefikse göre. Bir de bunu iki prefikse ya da üç prefikse göre yaptığınızda, şurada gösterdiğim gibi, yani iki prefiks derseniz 256, üç prefiks derseniz 4096 tane dosya oluşturacak. Her birine göre bu işlemi yapmanız ve hatasız yapmanız çok zor olacak. Evet, bunları yaptık. Şimdi bundan sonraki kısımda ne yapacağız? Dosyalarımız tamam. Peki biz prefikse göre bunları nereye atacağız? Geldik. Şurada public adresimiz var. Bunun altına geldik. Buradan artık üretmiş olduğumuz public key'leri, yani ether adreslerini yazmamız gerekiyor. Tabii ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Bir if bloğu yapmamız lazım. Bir kontrol mekanizması oluşturmamız lazım. If dedik ve public adres dedik. Public adresin, şuraya bir köşeli parantezi açalım. Public adresin 2, 3 diyorum. Şunu bitireyim, ondan sonra açıklayayım. Eşit ise, neye eşit ise? Buradaki string bir değer 0. Burada hata yapmayın. Kesinlikle integer değil. Oradaki değer 0'a eşit ise. Yani şuraya gelelim. 2 dediği kısım şurada, hemen gösterelim. Yani şöyle köşeli parantezimizi düşünün. 2 noktalar burada ve 3. Yani şu kısım ve bu kısım sadece. Yani 2'den sonraki 3.'yü alıyoruz. Burada 4 olursa 4'e kadar alıyoruz. 5 olursa 5'e kadar alıyoruz. Şurası 3 dediği 3 dahil aldı. Yani bu da nedir? F kısmını alacak. Buradaki örneğimize göre. Evet, devam edelim. Buna göre aldın. Peki bunu ne yapacaksın? Bunu nereye yazacağız? Biz dosya, şurada bir dosya neyimiz vardı? Bizim dosya sıfırımız vardı. Çünkü sıfırsa dosya sıfıra nokta write diyorum. Şurada nokta write. İçine ne yazacak? İşte public adresi yazacak. Artı diyorum. Bunun içerisine bir boşluk bırakalım. Sonrasında bir artı daha diyelim. Private key'i yazsın. Şurada private key. Tekrar artı diyelim. Sonrasında ne yapacak? Sonrasında da bir en işareti koyuyoruz. Yani satır atla diyoruz. Evet, şu anda ilk ayırma işlemimizi yaptık. Hemen gösterelim. Şu anda programımız ne yapacak? Adım adım söylemek gerekirse şu ekran adresi açacak. HMC değişkenini atacak ve şu dosya bölümünü, bütün dosyaları oluşturacak. Sonrasında ise bu dosyalar içerisinde sadece sıfır prefikse başlayanı götürüp sıfır dosyasının içerisine yazacak. Diğerlerine herhangi bir şey yazmayacak. Evet, şuraya gelelim. Bir bin diyelim. 1000 adet üret dedik ve üretti. Asset
içerisine gelelim şurada. Gördüğünüz gibi bütün dosyaları oluşturmuş durumda ve şunlar içerisi boş, içerikleri boş. Şuna gelelim. Evet, sadece sıfırın içeriği dolu. O da biraz önce programda sıfır olanları yazdık. Gördüğünüz gibi burada sıfırı, sıfırla başlayanların hepsini bunun içerisine yazdım. Şimdi devam edelim. Buraya kadar tamam. Buradan kopyala diyelim. Şuradan aşağıya inelim. Ve şuraya tekrar bunu yapıştıralım ama bunun başına bu defa elif diyelim. Elif. Ve ne diyeceğiz? Eğer o değilse bir olduğu durumda gidip bir dosyasının içerisine yazacak. Tekrar şurayı kopyalayalım. Birkaç tane bu şekilde aşağı doğru yaparsak. Evet, şuraya da yapıştıralım bunu. O 1'di. Bu kaç olacak? Bu 2 olacak. Bu durumda 2'yi yazacak. Evet, şunu da şöyle 2 diyelim. Bu arada evet, 2 dedik. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Evet, şuradan devam edelim. Şu 2 taneyi kopyalayalım. Tekrar bu şekilde. Bunu biraz uzun sürecek ama bunu bir şeyi göstermek için yapıyorum. Tekrar şuraya gelelim. Şunu yapıştıralım. Tekrar şuraya gelelim. Yapıştıralım. Tekrar şuraya gelip yapıştıralım. Ya bu şekilde gidiyor. Birkaç tane daha yapıştırırsak sanırım düzelecek. Şuradan tekrar pass diyelim. Bir daha yapalım ve pardon, şurada şuraya gelecek ve pass diyelim. Evet. Şimdi şu kısmı da düzeltelim. Bu tarafa gelecek. Elif, elif. Evet. Nerede kalmıştık? 1, 2 dedik. Şimdi şurası 3. 3 dedik. Dosya 3'e yaz. Şuraya 4 dedik. Git 4, dosya 4'e yaz. Şuraya 5 dedik. Git dosya 5'e yaz. Bunlar 16 tane olunca bile zor. Hele 256 ya da daha fazla olduğunda yazmak çok daha zor olacak. Şuraya gelelim. 7. Şuraya gelelim. Evet, 7. Şuraya gelelim. 8. Evet, burada 8. Şurası 9. Pardon, 9. 9'u da git 9. dosyaya yaz diyoruz. Şuraya geliyoruz. Burada A diyoruz artık. A. Burada A ile başlayanları A'ya, B ile pardon, B ile başlayanları B'ye. Evet, C ile başlayanları C'ye atıyoruz. Şurada da D ile başlayanlar diyoruz. D'ye atıyoruz. Dediğim gibi bunları hani sıkıcı gelebilir ama bitmek üzere zaten. Hızlı geçebilirsiniz. Şurayı da E diyelim. Ve şurayı tekrar bir kopyalayalım. Bir de F için yapalım. Yani F için. Ve buraya da pardon, yine şu mouse'un acizliği. Evet, şurayı bir kopyalayalım. Şuraya pass diyelim. Evet, buraya da F'i de ekledik mi? Artık bütün dosyalarımız o dolacak. Şimdiki yaptığımız işlem bütün prefikslere bakacak. Şu 2 3 dediğimiz kısım ilk prefikslere göre bütün dosyalama işlemini gerçekleştirecek. Şuradan başla diyelim. 1000 tane üret diyelim. Hatta 10.000 tane üret diyelim. 2 saniye süreceği için evet, üretti ve yazdı. Bakalım 1'e bakalım. Evet, 1 de gördüğünüz gibi şu anda 1'i olanlar yazılmış durumda. 9'lara bakalım. 9'lar yazılmış. D'ler. Yani yazılmış dediğim şu ilk 0x'ten sonraki ilk karakterlere bakın. Bunlar ve F'lere bakalım. Evet. Bunların hepsi yazılmış durumda. Şimdi bu iş daha kolay nasıl yapılır? Bu iş daha kolay şöyle yapılır. Şimdi bu işlemi şuraya tekrar gelelim. Ve biz diyelim ki bu işlemimize bir tane değişken tanımlayalım. Pref diyelim. Eşittir diyelim. Ve public adresi buna, daha doğrusu public key'i, public adresi, şurada public adresi buna atayalım. Ama buna neyi atayacağız public adresin? 2.2.3'ü. Yani o değeri atayacağız buraya. İlk değerini atayacağız. 0x'ten sonraki ilk değeri pref değişkenine atadık. Sonra geldik with open dedik. Şimdi burada ne yapıyorduk? Asetimiz neredeydi bizim? Hemen şöyle, pardon, asetin altında
Dosyalarımız neydi? ADR. Daha doğrusu ne olacaktı dosyalarımız? ADR alt çizgi yüzde S diyorum. Yani senin dosya adın ADR ile başlayacak. Sonunu ben vereceğim ve TXT ile biteceksin. Şu şekilde. TXT ile biteceksin. Senin dosyanın ilk karakteri de hemen yüzde pardon. Şu şekilde onu atamasını yaptık. Ve yüzde diyorum. Yüzde. Hemen şuraya pref diyorum. Senin ilk karakterinin değeri pref'ten al. Virgül. Ve bu dosyayı append mode'da aç diyorum. Daha sonra bitirmiyorum. Diyorum ki bunu da s f olarak kayıtlara geç diyorum. Yani artık bunu f olarak ulaşayım ben buraya diyorum. Ve indim aşağıya. Peki ne yapacak bundan sonra? F diyorum. Nokta. Artık dosyaya alıştı yazdığımıza göre işte write diyorum. Çin'e ne yazacak? Hemen şöyle göstereyim. Public adres artı bir boşluk bıraktık. Yine artı. Bu sefer neydi? Private key artı tırnak açtık ve ters slash n dedik ve bir satır alta geç dedik. Şimdi bu durumda başka ne işlem yapacağız? Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Şu yapmış olduğumuz şu kadarlık işlemi artık siliyoruz. Bunu da silmek yerine şu şekilde 3 tane tırnak içerisine alırsak burayı şu şekilde en azından ne yaptıydık ne yap onu görebiliriz. Evet artık o kod iptal oldu. Sadece şu kısım kaldı. Ve şuraya gelelim. Burası da artık olmayacak. Burayı da bir 3 tırnak içerisine alıyorum. Şu şekilde. Burası da yok. Biraz sonra da sileceğim bunları. Şimdi gelelim şuraya. Oluşturmuş olduğumuz dosyalar bunlardı. Bunları bir silelim. Okey dedim. Şu anda silme işlemini gerçekleştiremedik mi? Yanlış tuşa mı bastık? Bir daha bakalım. Şuradan geldik. Ve delete dedim. Ve okey dedim. Şu anda aktif bir şey var mı? Şunu bir kontrol edelim. Şu anda bunları silmem lazım. Bir saniye. Evet şimdi bir daha deneyelim. Şuradan seçtik. Delete diyelim. Evet burada dosyalarda hata veriyor. Niye hata verdiğini çözemedim açıkçası. Bunları silmesi lazım. Program içine kullanıyor olduğu için olabilir belki. Onu şu şekilde bir iptal edeyim. Şuradan. Evet şuraya kadar. Burada hata da vermiyor. Yaptığı işlem nedir? Asidin altındaki dosyaları sil diyorum. Evet şu anda sildi. Tamam. Evet gönderdik. Şimdi tekrar çalıştırayım. Evet şu anda dosyaları sildim. Şu kısımlar iptal. Hatta bunları şöyle programdan da atayım. Program sadeleşsin. Evet kaydımız devam ediyor. Şu kısmı da atalım. Biraz önceki o yaptığımız işlemleri aslında sadece o 3 satır yapıyor. Yani o hem dosya açma işlemlerini hem if kısımlarını yapan yer burası. Bütün işlemleri burası yapıyor. Şimdi gelelim bunu tekrar çalıştıralım. Bir görelim. 1000 tane diyelim. Üret. Evet 1000 tane üretti ve dosyaların hepsini oluşturdu. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel oluşturdu. Şimdi ben burada pref'i önden de isteyebilirim. Bunun için ne yapabilirim? Yani şuraya 2 dersem şuradan 2'den sonrasına evet şurada yani şuraya 4 dediğimde 2 karakterini alacak. Yani şuradan göstereyim. Artık şu kısmı alacak. Yani şurası 4. 4'e kadar 4 de dahil olmak üzere. Yani şuradaki 0x'ten sonraki 2 karakteri alaraktan dosyalar oluşturacak. Hemen onu da testini yapalım. Çalıştır diyelim. Bu durumda tabi az olacağı için şuna bir 50.000 diyelim. Biraz hızlı bir şekilde bitiyor zaten. 50.000 tane 10 saniye gibi bir şey sürecek. Evet şu anda dosyalarımı şu asidin altındakileri görüyorsunuz. Şimdi bütün dosyaları oraya oluşturacak. Evet bitirdi ve başladı.
Evet, gördüğünüz gibi 0 var. 0 A, 0 B, 0 C, 0 D diye devam ediyor. İçeriğine baktığınızda 0 D ile başlayanlar, şuradan 1 E ile başlayanlar, daha ileri gidelim. Şurada B1 ile başlayanlar, yani Ether adresinin başlangıç değerlerine göre dosyalama işlemini yapıyor. Şimdi buraya kadar çok güzel, hepsini yaptık. Peki bunları nasıl sıralayacağız? Şimdi bir diğer kısım da bu. Bunun için hemen şu dosyamızı bir aşağıya doğru tekrar indirelim. Şuraya gelelim. Şu kısmı seçelim ve bunlara delete diyelim. Şurayı tekrar bir silelim. Okey dedim. Evet, silindi. Şimdi şurayı biz dışarıdan bir değer olarak alalım. Onun için de bir D1 değişkeni tanımlayalım. D1 eşittir. Hemen input diyelim. Input. Şuraya. İşte prefix değerini girin diyelim. Prefix. Evet, prefix kaç adet? Kaç adet olacak? Normalde bunu sormazsınız. Çünkü zaten 3'ten sonrasını kullanmazsınız. Sonrasında bu değeri D2 diye bir değişken atayacağım. Ama ondan önce bunun değerini int D1 diyorum. Yani şöyle D1 tip dönüştürüyorum int'e. Artı üzerine 2 ekliyorum. Bu ne demek oluyor? Ben buraya 2 değeri girersem şuraya da evet şuraya da D2 diyorum. D2. Eğer oraya ben 2 değer girersem burası 2.2 olacak. Yani 2.2 olacak. Hiçbir şey yapmayacak. Buraya 2 girmemin sebebi baştaki 2'yi girmiş olduğum değere ekliyorum. Yani 2, 4. Yani ben buraya 2 girdiğimde 4 olarak algılayacak. Ve bu 4 de ne demek? 4 de şurası olacak işte. Yani şurası 1, şura 1, 2. Hatta şunun rengini bir değiştirelim. Kırmızıyla gidelim. Şurası 1, 1, şurası 2, şurası 3 ve şurası 4. Ben 2 değerini girdiğimde buna artı 2 dediğimde o zaman şurayı 4 yapacak. Yani 2, 2.4 olacak. Ben 3 değeri girersem üzerine 2 ekleyecek ve 2.5 olacak. Bu şekilde 3 prefiksi, 4 prefiksi ya da şuraya işte 4 prefiks yapmak için ne yapmak gerekiyor? 4 prefiks dediğimde artı 2 diyecek ve burası 2.6 olacak. Yani aradaki o 4 taneyi prefiks olarak kullanacak. Evet, şimdi bir testimizi bir de bu şekilde yapalım. Şu şekilde. Önce kaç adet prefiks olacak? Buna 1 diyelim. İlk dosyaları oluşturuyorum. Programımızda çalışıyorum. Bunu bir görelim. 1000 diyelim. Evet, gördüğünüz gibi dosyalar oluştu. İçeriklerini yazdı. Evet, burada 3 ile başlayanlar. Şurada B ile başlayanlar. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim sıralamaya. Şimdi şurada sırala birimiz var. Bu sırala bir dosyamız. Şu üretmiş olduğumuz private key'leri ve yazdığımız private key'lerin olduğu dosyaları sıralayacak. Yani şurada 5'e bakalım mesela. Burada sıralı değil. 53 demiş, 5C demiş, 54 demiş. Tekrar 59, 58, 52 bu şekilde gidiyor. Sıralı bir şekilde gitmiyor. Şimdi sırala bir diye bir dosyamız var. Bu 16 adet dosyayı sıralamak için ideal bir sıralama tekniği. İşte ne yaptık? Şurada okuma işlemi yapıyoruz ve burada bir değişken tanımladım. Heksadesimal sayı sistemini ve sıralama algoritmam burada. Ve şu en sonunda sıraladıklarını burada da yazıyor. Şimdi bunu bir çalıştırayım. Şuradan run diyelim. Yeniden çalıştırdığımız için şurada sırala biri çalıştırdım. Evet, sıralama işlemlerini yaptı. Hemen kontrol edelim. İşte 0 0 ile başlamış. 0 1 ile devam ediyor. 2 ile devam ediyor. 0 5 ile devam ediyor. 8'e bakalım. 8 1, 8 2 diye bu şekilde devam ediyor. Şuradan E'lere bakalım. E2 diye devam ediyor. Sonuna gelelim. İşte EF diye devam ediyor. Şuradan da F'lere bakalım. Ve en sonunda FF'lerle devam ediyordur. Evet, FF diye devam ediyor. Burada da bir sorun yok. Sıralamayı çok güzel yaptı. Peki biz ikili olduğunda ne yapacağız? Bu durumda buraya bütün değişkenlerin olasılıklarını mı yazacağız? Yani 0, 1, 0, A, 0, B, 0, C. Yani ne demek bu? Hemen şuradan göstereyim. Tekrar şu asetimizi çalıştıralım. Ve prefiksimiz 2 olduğunu düşünün. 2'ye göre kaç tane? 50.000 tane.
50 bin dememin sebebi de yani bütün olasılıklar çıksın diye. Evet, şu anda bunu bir yapsın. Evet, 50 bin üretti. Gördüğünüz gibi şurada mesela 0 A, şuraya gelirsek benim bu olasılığı da buraya girmem lazım. Yani 0 A olasılığını nereye gireceğim burada? Bunun içerisine girersem burada zaten tek tek alıyor şu for döngüsünde. Onu çift çift nasıl aldıracağım? O zaman bunları hepsini ayrı ayrı virgüllerle ayırarak mı yazacağım? İşte 0 A, 0 B, 0 C, hatta böyle devam edeceğim. Bütün dosyalar devam edecek. Hadi bunu yaptık. Peki 3 prefix dediğimde ne olacak o zaman? 4000 dosyayı mı yapacağım? Ya da 4 prefix dediğimde 65000 dosyayı mı bu şekilde yapacağım? Tabii ki öyle yapmayacağız. Onun için de diğer sıralama algoritmamız var. O da şurada. Sırala 2 diye göstereyim. Şimdi burada iter tools var. Bunu nerede anlatmıştık daha önce? Bu 16. video kanalda Generate Word List with Python diye. Burada bununla ilgili ve diğer algoritmalarla ilgili çalışmalar var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada detay orada yani. Burada ne dedik? Bir iter tools var. Bunu import ediyoruz. Sonra import time dedik. Hani ne kadar zamanda bitirecek dedik. Ve sonra zamanı başlattık ve karakterleri tanımladım. Bu karakterler nedir? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Karakterimiz bu. Ve dedik ki kaç karakter boyunda olacak bizim dosyalarımız? Prefiksimiz kaç karakter olacak? Buraya girdiğimiz değer ölçüsünde burada repeat kısmına bunu D1 olarak atıyoruz ve bu ona göre bütün olasılıkları çıkarıp o olasılıklara göre dosyaları buluyoruz. Şurada işte ne yapıyor? File name ADR dosyasını buluyor ve sonuna işte XS'i git getir diyor. Burada şu algoritmamızdan şu XX, XS kısmı şurası. Yani bütün olasılıkları tek tek hesaplıyor ve bu her olasılığı buraya aktarıyor ve bu olasılıkla ilgili dosyayı buluyor. Bu dosyayla ilgili sıralamayı yapıyor. Ondan sonra diğer olasılığa geçiyor. Yani her seferinde bu işlemi yapıyor. Ama bu işlem o kadar hızlı oluyor ki yani çok fazla zaman almıyor. Hemen gösterelim. Şimdi şu anda bunlar sıralı değil mesela. Şu F0'a bakalım. Şu anda F0 ile başlamış. F06 ile devam etmiş. F0C demiş. F03 demiş. Yani 6'dan C'ye, C'den 3'e gitmiş, D'ye gitmiş, tekrar 0'a gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi F ile başlayan. Şimdi bunu bir de sıralandıktan sonra görelim aynı şekilde. Evet, şimdi şu sırala 2, bunu da şuradan run diyelim. Sırala 2'yi seçelim. Kaç karakter? 2 karakter prefiksimiz. Yani dosyalarımızın prefiks boyutları 2 ile başlıyor. 2 karakterli. Yani ADR'den sonraki kısım 2 karakter. Enter'a basıyorum. Sıralama işlemi bitti ve bana dedi ki 14 saniyede bu işlemi bitirdim dedi. Gelelim biraz önceki o F0'a. Başa geldim. Ne var? F00, F00. Gördüğünüz gibi önce F'ten sonraki küçük olanlarla devam ediyor. Sonra 01'ler. Bu şekilde devam ediyor. En sona da gelelim. İşte ne var? F0F. Çünkü dosyamızın boyu neydi? F0 ile başlıyordu. F0F. Yani şu kısımlar. FE, FE, FD, FC bu şekilde gidiyor. Yani bu şekilde de sıralamayı çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Şunu tekrar kodu görmek isteyenler açısından göstereyim. Diğer kodumuzu da açalım. Hepsini gösterelim en azından. Şurada sırala bir kodumuz. Şunu da şuraya araya koyalım. Şu sırala bir kodumuz tamamı. Şu sırala iki kodumuzun tamamı. Şu asset kodumuz burada. Importlar kapanmış durumda zaten. Bunu daha basite ya da daha kısaya nasıl getiririz? Şöyle biraz araları kapatalım. Tüm kodu ekranda tek bir çerçevede görelim. Şu aranan kısmı tamam. Şu zaman kısmı, şunu zamanı yukarıya tanımlayalım. Evet, şu anda bütün kod burada. Hatta biraz da kısaltayım ben. Küçülteyim yani ekranı. Şuradan key font diyelim. Şunu da 14 diyelim. 14 deyince tüm kodu ekranda görebileceğiz. Evet. Kodumuz bu arkadaşlar. Şuradan da importu da göstereyim. Şunlar importlarımız. Şu işaretsiz olanlar, kullanılmamış olanlar. Yani bunları silseniz de çalışır sistem. Yani şunları silip atın. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet.
Kodumuz bu. Şu kısım daha önceki videolarda kalmış. Bu kısmı atın. Bu kısım yok. Bir önceki videolardan kaldığı için kalmış orada. Yani kodlar bir önceki şeyden kalmış. Tekrar bu neydi? Asset'imizde. Asset'i bir çalıştıralım. Tekrar prefix kaç adet olacak? Yine 2 adet olsun. Ve 1000 diyelim. Üretti ve gitti yazdı oraya. Kodumuz çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıralı algoritmamız bu. Sıralı 2 algoritmamız da bu. Başka da bir şeyimiz yok. Bunun bu iş için gerekli olan şeyler de bir tane klasörün içerisine oluşturacağı için bir klasöre ihtiyacımız var. Asset P'imiz var ve hacker adres dosyamız var bildiğiniz gibi. Evet, durum bundan ibaret. Evet, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.